Boncuk. Yazan Muzaffer İzgü. Yöneten Erol Amaç. Oyunda rolü olan sanatçılar: Bülent Önder Alkım, İrfan Ertan Dinçer, Mehmet Çetin Köroğlu, Yunus Erhan Gökgücü, Ayşe Mediha Köroğlu, Komiser Aktan Günalp, Çocuk Misket Dikmen, Kadın Selmin Barutçu. Yemeğe çıkmıyor musun İrfan Bey? Hayır. Beyimiz yine misinalarını hazırlamış. Bayağı tutku haline geldi bu sende. Hoşuma gidiyor. Canım öğle paydosu 1,5 saat. Şöyle yemeğini ye, ondan sonra kahveni iç, dinlen. Ben balık tutarken daha çok dinleniyorum. Atıyorum oltalarımı suya, açıyorum yemek paketimi. Bir taraftan denizi seyrederken bir taraftan da karnımı doyuruyorum. Bari yakalayabiliyor musun? Bazen. Dün yakaladıklarımı görmedin mi? Yok. İki tane. İkisi de yarım kilo gelirdi. Yarım kilo balık için bu ayazda bir de üşütür hasta olursan deniz kıyısında. İnsan bunun parasında değil ki kardeşim. Zevk meselesi. Hani kimi vardır tavla oynar eğlenir, kimi dağ bayır tırmanır, kuş vuracağım diye koşar durur eğlenir. Sen de deniz kenarında. Nerede avlanıyorsun? Rıhtımda canım. Hem yalnız ben değilim ki. Benim gibi bir yığın insan var. Denizin balığını tüketeceksiniz. Alay mı ediyorsun? Yok. Peki beyimiz bizim balık tutmamızda gır gır geçiyor. Ya sen nereye? Yarım saat yemek. Diğer bir saatinde de Kadri Bey'i 2 Mars bir ters etmeye. Bilmem ki ne anlarsın o kahvenin pis dumanından. Duman muman. Ama Kadri Bey'in sesini soluğunu keseceğim. Haftada bir gün beni yener, ondan sonra muhasebe de ayrı anlatır, özlük işlerini de ayrı anlatır. Hatta müdür yardımcılarının kulağına dek gider. Dün yendi. Göstereceğim biraz sonra ona. Benim gazoz ağacına. Hadi bakalım, iyi şanslar İrfan Bey kardeşim. Şayet şöyle 50-100 kiloluk falan yakalarsan bana telefon etmeyi unutma. Beraber çekelim denizler. Olur. Abi takıldı mı abi? Galiba oltalar dolaştı. Yok abicim, oltalar dolaşmaz. Çünkü mümkünatı yok. Sen bilmezsin abi, bu denizin altını konserve kutusundan tut çocuk emziğine kadar hepsi vardır bunun altında. Şimdi zannım ki abicim bu herhangi bir kutuya takılmış olsun. Siz şimdi abi müsaade buyurun, Cambaz Mehmet bendenize. Tutup çekeyim hem de oltayı denize hediye etmeden abi. Cambaz Mehmet mi? İsmim ve de namım abicim. Zamanında cambazdık biz abi. O zamanlar görmeliydin sen beni abi. Çıkardım telin üstüne bir oy dingala ya dingala. Ateşte koydum mangala. Ayşe'de Fatma dostum var. Çalkala boncuk çalkala. Dedim miydi abi? Millet hem gülmekten kırılırdı telin altında, hem de anladın mı heyecandan ölürdü abi. Şimdi abi ipin şurasından sen tut abi. Tamam. Yavaş yavaş yoklayalım. Peki. Aman abi sakın bırakma. Bırakmam. Biz eski cambazlardan olduğumuzdan iplerle öyle haşır neşir olmuşuz ki abicim. Getir şimdi temsil misal bana kör düğüm olmuş bir kucak ip. Şipşak tarafımdan sana 5 dakikanın içinde çorap söker gibi sökeyim abi. Neden dersen şimdi ömrümüz hep iplerle geçmiş bizim abi. Mahallede bile koca karılar yünü dolaştırdıklarında hop alır benim yanıma getirirler abi. Açıver şunu oğlum, cambaz Mehmet dediler miydi şipşak tamam abi. Şimdi cambazlık yapmıyor musun? Yok be abi. Niye? Çaptan düştük abicim ya, o bir zamanlardı. Bacaklarım titremeye başladı son zamanlarda abi. Hani son zamanlarda dedimse bundan 8 yıl önce. Saatçinin abi hani nasıl eli titrer de artık saatçilik yapamaz. Değil mi yani? Hani terzinin nasıl gözü iğnenin yurdasını görmez de terzilik yapamazsa abi. Bizim meslekte de ayağın titremeye başladı mı kulak asma abi. Cambazlığın bitti demektir. Abi şimdi tut bakayım. Çek şimdi. Çek. Nasıl geliyor mu abi? Geliyor. Kurtuldu. Ya, demedim mi abi ben sana? Bak. Diyeyim mi doğrusunu abi? Ben tosbağa zannetmiştim. Demek ki suyun içinde başka bir şeye takılmış ha.
Kaç yıl yaptın cambazlık? Ya ben mi? Ben çocukluktan beri abi. Neden desen, benim babam da boncuktu, Allah rahmet eylesin. Boncuk Osman derlerdi ona. Şöyle eskilere sor, hepsi bilirler ha babamı. Kulaklarının içinde ampuller yakarak oynardı rahmetli telin üstünde abi. Valide çok söyledi. Bırak şu cambazlığı dedi ama dinlemedi. Sonunda bir gün abi telden düştü, amudu fukarisi kırıldı. Ya rahmetli iki gün bağırdı, sonra Allah rahmet eylesin mevta oldu gitti. O zaman abi ben daha 14 yaşında çocuğum. Bana bıyık mıyık taktılar, üstüme de bir çizgili pijama geçirdiler. Tamam dediler, bundan böyle cambazhanenin boncuğu sensin. Babamızdan ne gördükse biz de onu yaptık abiciğim. Ya abi, hayat böyle işte. Çek abi, çek oltayı. Çek abi, çek çek çek. Abi çek. Uçurmuş balıklar yemi. Bak balıkçılıktan da anlarım abi. Şimdi sana oltanın ucuna bir yem geçireyim. Şöyle balık karşıdan görünce anladın mı koşup gelsin hemen. Yo zahmet etmeyin. Ben takarım. Ne zahmet abi ya. Zaten işim gücüm yok abi. Ver yaparım ben yaparım. Çalışmıyor musun? Çalışıyordum abi. Bir kahvede ayakçılık yapıyordum ama bıraktım. Ayağım abicim. Ne diyordum ha bak. Ayak titremesi diyordum. Bizim meslekte dedim ya, ayağın titremeye başladı mıydı bırakacaksın mesleği abi. Dinlemedik büyüklerin lafını, bırakmadık biz. Bir gün tam öyle çalkala boncuk çalkala derken biz çalkalıya çalkalıya cumburlop aşağıya abi. Allah'tan abi, neyin üstüne düşsen beğenirsin abicim. İnsanların mı? Yok be abi, telin altında bir bavul varmış, ben onun üzerine. Bavulun içi de çamaşır dolu. Şimdi ben pat diye bavulun üstüne düşünce bavul iki kat oldu ama biz de ölümden kurtulduk evvelallah abi. Fakat abicim bizim sağ ayak, sen sağ ol, iki yerden haşat. Kırıldı mı? Hem de nasıl kırılma abi, ayrıldı. Hani bilseydim altımda bavul var, ona göre ayarlardım kendimi ama bizim ayak toprağa basınca çıttak dedi hem kavaldan hem baldırdan. 8 ay hastanede yattım abi, dile kolay. Sağ olsun bizimki cefakar mı cefakar, vefakar mı vefakar bir kadındır. Çamaşıra mamaşıra gitti yani. Cam sildi, şunu bunu yaptı, bana hastanede baktı. Tüt abi, çek abi, çek. Bak vuruyor o elindeki, çek abi ya, uyuma ya. Çek abi, çek. Ah be, çek be. Allah, balık. Bak abicim bu balık, başka balık. Demedim mi ben sana benim taktığım yeme hiçbir balık dayanamaz diye. Bakayım abi, 200 gram var. Var galiba ya. Var abi, var. Evvelallah cambaz Mehmet'in gözleri şaşmaz abi, terazi gibidir. Göster bana şimdi şuradan temsil misal bir koyun, bir öküz. Ha? 3 aşağı 5 yukarı kilosunu sana söyleyeyim. Şaşmaz abi, şaşmaz. Bak mesela abicim, şimdi şu adam var ya, şu dinlenen adam 85 kilo. İstersen çeksinler ya 82 gelir ya 83,5. 3 aşağı 5 yukarı şaşmaz abiciğim. Bak şimdi abi, olmadı işte. Darılırım abi. Balığı öyle kuru yere atmak yok abi. Sar onu şöyle ıslak bir bezin içine. Akşama taze kalsın abi. Sonra akşam yengem bir kızartsın bunu. Yanına da bir ufak abi. Bir de marul salatası. O zaman beni ana abiciğim. De ki cambaz Mehmet'in taktığı yem yakaladı bunu de. Afiyet olsun abiciğim. Sağ ol. Abi ya sorması ayıp, sen nerede çalışıyorsun? Ben mi? Bak şu gördüğün kocaman binada. Allah Allah, demek o binada ha? Abi müdür falan mı? Yok canım, şefim. Şef. Yani şef gene baş değil mi abicim ya? Hepsinin değil, birkaç kişinin. İyi be abi, oh be, ne mutlu sana be. Şey abi ya, kim bilir orada kaç odacı çalışıyordur ha? Valla 30 kadar var galiba. Of be, vay anam be. Abicim be, madem şefmişsin, hani inşallah müdür de olursun abi. Sağ ol. Şöyle bana orada bir odacılık falan abicim ha. Hani dedim ya, hastanede yatıp çıktıktan sonra çalışmaya başladım diye. Kahvelerde ayakçılık, yani garsonluk abi. Zor be abicim garsonluk ya. Vallahi garsonluk deyip geçme. Sabah 7'de mesai, akşam 10'a kadar ya, Allah seni inandırsın. Koş babam koş, işin yoksa. Çayını getirirsin hani suyu. Suyunu getirirsin hani bunun şekeri. Yani tren gibi abicim böyle. Karşı yaka treni gibi git gel, banlıyor abi. Gide gele ayaklar olur akşama, laçka ki nasıl laçka. Eve gidecek can bulamazsın kendinde abi. Yapamadım abi bu sakat ayakla, yapamadım.
O kırılan yerler sızım sızım sızlamaya başladı. Sanki ayağımın ucunda demirden bir top asılı. Sonra abi biz bıraktık işi. Şimdi boşta mısın? Tamamen abi. Ne olur abi ya. Çoluğun çocuğun hayrına ya. Şöyle bir odacılık abi. Yo bak ha, tembel zannetme beni. Bir yıkarım yerleri abicime deyim yani. Bir silerim. O kül tablalarını su bardağı gibi yaparım evvelallah. Müdür masasını ameliyat masası gibi böyle gıcır gıcır abi. Abi çek ya, çek çek abi, vuruyor abi, çek çek abi, çek. Oh be, oh be. Balığa bak be. Balığa. Oynama balık. Bakayım, 120 gram var abi. Var var. İçi çıkınca 100 gram temiz. Ayağım uğurlu geldi abi. Toptan 300 gramı kıvırdın. İnşallah senin de ayağın bana uğurlu gelir abiciğim. İnşallah, inşallah. Abi, abi bana bir odacılık abi ya. Vallahi şimdilik öyle hiçbir açık yok. Açılır be abi ya. Ne dersin, bakarsın açılır. Şimdi Almanya Malamanya gelen giden olur abi, bakarsın. Biri başka bir iş bulur, gelir sana şefim der. Ben başka bir iş buldum, çalışacağım. O zaman sen abicim bana bir haber uçuracaksın. Tilkilik'te Yunus'un kahvesi vardır. O kahvede kime sorsan desen ki cambaz Mehmet, parmak kadar çocuk bile gösterir sana abi. Yap bir iyilik abicim be. Allah seninkileri de bağışlasın. Evde 4 tane yavru var abi ya. Abi ya. Hadi abi ya. Bir şey söyle ya. Söyledim. Şayet olursa. Vallahi odacıların şahı olurum ben abi ya. Zili çaldın değil mi şimdi sen? Sen daha dilin çalmasını bitirmeden ben şırak içerideyim abi. Buyur abi. Ha şey ya, orada abi olmaz be abi. Ne diyeceğiz orada? Buyur beyim diyeceğiz. Şimdi öyle derim. Buyur beyim derim. Sen verirsin evrakları elime. Allah cehennemin bir ucuna giderim namussuzum. Kahve garsonluğundan iyidir abicim be. Sonra çocuklara da çocuk zammı. Cumartesi pazar tatili. Arada bir bayram tatili. Ne abi, gidiyor musun? Saat 1:30'a geliyor. Yardım edeyim abi. Yo zahmet etmeyin. Estağfurullah abi. Zaten bir sepetim bir de paketim var. Estağfurullah abi, estağfurullah abi. Hadi abi, hoşça kalın. Güle güle abicim, güle güle. Teşekkür ederim. Ne yaptım ki abicim? Güle güle abi, devletle. Aman abi unutma abi, olur mu? Olur olur, açılırsa. Gözünü seveyim abi, açılır ya. Abi, abi. Cambaz Mehmet abi. Tamam, Çirkinlikte tamam. Yunus'un kahvesi Cambaz Mehmet. Yassı Yunus derler ona, onun kahvesi. Abi unutma, gözünü seveyim abi ya. Beyimiz gene hava aldı. Ama ben Kadri Bey'i tas tamam 2 Mars bir ters. Konuşamaz artık bir hafta 10 gün. Şöyle parmak kadar da tutamadın mı? Bak bakalım. Ya bayağı büyük balıklar be. Bu 200 gram. Bu da 300 gram. Tarttırdın mı? Hayır, Cambaz Mehmet tarttı. Cambaz Mehmet mi? Bak, biri geldi yanıma üst baş hak getire. Eskiden cambazmış. Sonra telden düşmüş, ayağı sakat olmuş. Kahvede filan çalışmış ama ayağı yüzünden yapamamış. Şimdi bana odacılık falan dedi. Ama sorma, adamda bir çene var. Mübarek makinalı tüfek gibi. Ben diyeyim hiç durmadan yarım saat konuştu, sen de bir saat. Ama şeyden, balıkçılıktan anlıyor ha. Salim Bey için 10'ar lira para topluyorlar. Karısı doğum yapmış da hediye alacaklarmış. Verdin mi? Yok, vermedim. Ben de vermedim. Ver, seninkini de götürüp vereyim. Olur. Allah, cüzdan. Bülent kardeşim, cüzdan. Ne, cüzdan mı? Cüzdan ya. Cüzdan yok, cüzdan. Dur canım, dur, hay Allah, heyecanlanma o kadar. Öteki ceplerine bak. Baktım. Yok, bunda da yok. Arka ceplerine bak. Baktım canım. Zaten hep şuraya, şu arka cebime koyarım cüzdanımı ben. Bir güzel de düğmesini vururum. Paltona baktın mı? Ben paltonun cebine cüzdanımı koymam ki. Canım bir bak. Yok işte orada da yok. Aslanın içine falan düşmese. Yok ya, yok. Hay Allah, daha dün almıştım maaşımı. Taksitleri bile vermedim. Yalnız ev kirasıyla bakkalınkini verdiydim. Ha, dur bakayım. Sakın o çok konuşan Cambaz Mehmet dediğin adam olmasın. Tamam, uyuttu beni ya, uyuttu be. Tam cambazmış demek. Bir ara olta dolaşmıştı. Aldıysa ki evet mutlaka o zaman aldı. Hay Allah, nasıl da dalgınlığından yararlandı ya. Demek adam bir numaralı yan kesiciymiş. Arka cebimin düğmesi yok. Baksana, düğmesi yok. Parayı koyduğum cebin düğmesi yok.
Demek jiletle kesti düğmeyi, sonra da elini atarak... gideyim mi ben ha? Oho, çoktan uçmuştur o şimdiye. Olsun. Ya maaşım be kardeşim, taksitleri bile vermedim. Bugün akşam daireden çıktıktan sonra verecektim. Sana çok dedim, gitme şu balığa diye. Bak gördün mü şimdi? Nasıl da kandırdı beni, nasıl da? Dur, istersen ikimiz bir gidelim. Gidelim kardeşim, gidelim. Müdür yardımcısından izin alayım. Ha, söyleyeyim mi? Söyle tabii, söyle. Nasıl da uyuttu beni, nasıl da uyuttu. Odacıların şahı olurmuş. Kül tablasını sile sile su bardağı yaparmış. Adam tas tamam yan kesicilerin şahıymış da haberimiz yokmuş. Nasıl da gafil avlandım, nasıl da. Abicim demek olmazmış. Beyim diyecekmiş. Beyim diyecekmiş, şuna bak. Ne öyle kendi kendine konuşuyorsun? Hadi hadi hadi, hadi gidelim. İzin aldın mı? Aldım aldım, yürü. Niye öyle ne üdüğü belirsiz insanları yanına sokarsın? Ne bileyim kardeşim. Nereden bilirim arka cebimin düğmesini kesip cüzdanımı götüreceğini? Keşke taksitlerini vermiş olsaydın. Nereden bilirim başıma böyle şeyin geleceğini? Bak benim adetimdir. Maaşımı alır almaz önce ev sahibine uğrarım, sonra taksitlere. Mahalleye girerken de bakkala. Ah ah, basiretim bağlandı. Mutlaka olta dolaştığında aşırmıştır cüzdanımı. Ama ya o olta dolaşmasından sonra epeyce yanımda durdu. Ha, durur tabii. Hemen yürüyüp gitse şüpheleneceğini biliyor. Onun için mahsustan bekledi bekledi, öyle gitti. Ardından bile bağırıyordu be kardeşim. Ne diye bağırıyordu? Bir Yunus'un kahvesi mi varmış neymiş? Hay Allah. Hiç başıma gelmemişti ya. Neleri var kardeşim. Belki ahbaplığı daha çok ilerletseydiniz sana sigara bile sunardı. Sonra sen sigara içtin miydi? Dolu böyleleri. Veriyorlar sigarayı, bayıltıyorlar. Ondan sonra da dolma kaleme dek soyuyorlar. İşte tam şurada oturuyordum. O da şu yanıma geldi. Ha, dur bakayım, dur. Tamam. Parayı koyduğun cepten tarafa oturmuş. Şimdi görsen tanır mısın? Hiç tanımaz olur muyum canım? Şöyle çatık kaşlı, geniş alınlı biriydi. Burnu da çarpıktı biraz galiba. Şu tarafa, bu tarafa. Sarı bir ceketi vardı üzerinde. Şurasında da bir yama. Pantolonu dur bakayım. Onu pek hatırlayamıyorum. Galiba grimsi bir renk olacaktı. Tamam. Anladım, dur bakalım. Şunlara da bir sorayım. Demek ben olta takıldığında şöyle dönünce o da şu yandan. Ah, nasıl da saflar gibi davrandım, nasıl da. Yo, öyle birini tanımıyorlar. Sana ne kahvesi demişti? Yunus. Şeydeymiş bu kahve, Tilkilik'te. Hadi oraya gidelim. Atmıştır sana canım. Belki orada öyle bir kahve var ama. Ah be kardeşim, insan taksitlerini yatırmaz mı maaşını aldığı gün? Neyle gidelim ha? Canım neyle olursa olsun, ister ye ister dolmuşla. Çünkü nasıl olsa yakalayamayacağız. İstersen en iyisi polise gidelim. Yok, önce bir kahveye bakalım da. Peki, şuradan bir taksiye binelim. Hey taksi! Hadi koş. İnelim de soralım hadi. Siz bekleyin şoför bey. Gel bakalım. Demişti. Küçük çocuğa sorsanız bile tanır demişti. Soralım bakalım şu adama. Yassı Yunus'un kahvesi neresi? Yassı Yunus. Sen bekle, ben sorarım. Şu köşenin içindeymiş kahve. Ne diyorsun? Kahveyi bulduk, senin cambaz Mehmet'i değil. Yürü bakalım.
Şoför bey, siz biraz bekleyin, şimdi geliyoruz. Dur bakayım. Galiba şu kahve olacak. Galiba. Şimdi ister misin içeride oturuyor bulalım, şıp diye yakalayalım ha? Öyle. Parayı çarpacak, sana adres verecek, gel beni oradan yakala diyecek. Biz boşa kürek çekiyoruz kardeşim. En iyisi karakola gidecektik ya. Hadi hadi. Neyse geldik. Affedersiniz, Yunus Bey'in kahvesi burası mı? Burası. Kimi aradınız? Ben Yunus. Kardeşim, Mehmet. Cambaz Mehmet. Tanıyor musunuz? Cambaz Mehmet mi? Mehmet. Ha ya şu bizim Aslan Mehmet. Kaza geçirmiş. Derden düşmüş. Tamam canım, tanıyorum. Ama uğramıyor kaç gündür buraya. Uğramıyor mu? Acaba... Evini bilen var mıdır? Bilmem ki. Niye arıyorsunuz siz onu beyim? Çok önemli bir şey var da. Abi polis misin? Yok canım. Bir sorayım bakayım, bilen var mı? Siz oturun. Adam siz polis misiniz diye neden sordu? Bilmem ki. Senin Cambaz Mehmet gibileri hep polis arar da ondan. Canım niye benim Cambaz Mehmet olsun? Ah, insan taksitlerini maaşı aldığı gün ödemez mi? Buldum beyim, buldum. Bilen varmış. Yakınmış buraya evi. Şimdi gelin benimle çıkalım şöyle dışarıya. Bakın beyim, şu köşeden döneceksiniz. Hı-hı. İleride bir yokuş gelecek önünüze. Evet. O yokuşu çıkacaksınız. Ondan sonra vurun sola. Hı-hı. Biraz gittiniz mi dutlu bir avlu var. Nazmin'in evi derler. Orada kiracı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil beyim. Dur ben taksinin parasını vereyim. Bekleyiver. Hadi. Hadi yürü. Evde bulur muyuz dersin? Hiç zannetmiyorum ya. Hem biliyor musun, neyle ispat edeceksin? Adam ben almadım derse. Olmaz, o almıştır. Yani, tamam, ben de o almıştır diyorum ama neyle ispat edeceksin? Paraların numarasını mı aldı? Üzerinde cüzdanın mı çıkacak? Ay Allah. Çoktan paraları bir yere gömmüş, cüzdanı da denize atmıştır. Ne ağlayıp duruyorsunuz? Kimi aradınız? Cambaz Mehmet'i. Karısı mısınız? Karısıyım. Hay Allah, şu ağlamayı kesin. Ne yapacaksınız Mehmet'i? Bir iş için. İş mi? Cambazlık işi yapmıyor artık. Sakatlandı. Yo, cambazlık değil. Odacılık için. Odacılık mı? Allah sizden razı olsun. Oturun, şöyle oturun. Neredeyse gelir kendisi. Bir yerden para bulmuş. Şunu bunu almaya gitti. Oturun. Yo, biz burada bekleriz. Hiç avluda olur mu? Minder vereyim size. Sandalyemiz de yok. Ne zamandan beri işsiz. O ayağı kırılınca. Allah sizden razı olsun. Alın, oturun. Şuların üzerine. Şimdi gelir. Siz rahatsız olmayın, biz burada bekleriz. Hadi siz çocuklarınıza bakın, ağlamasınlar hadi. Duydun mu? Bir yerden para bulmuş. Benim param o. Anlıyor musun, benim param. Zor ispat edersin. Alır karakola götürürüz. Bu galiba. Ta kendisi. Abi. Aman abi. Siz... Sana odacılık işi bulmuşlar Mehmet. Odacılık? Abicim sahi mi? Allah razı olsun abicim. Yunus'un oradan mı tarif ettiler burayı abi? Evet, hadi gidelim. Müdür bey seni görecek. Beni mi görecek? Beni görecek. Aşağı duyuyor musun? Bu kılıkta olmaz ki abicim. Aşağı abi gömlek. Aşağı gömlek. Var gel giyiver. Abicim be, ne diyeyim abicim, yani tuttuğunuz toprak abicim altın olsun abicim be. Ben abi şimdi müsaadenizle, şimdi abi bir gömlek ben. Evin öteki tarafından kaçmasın. Allah Allah, nasıl da rol yapıyor. Cambaz Mehmet değil, artist Mehmet bu. Pencereden atlar kaçarsa? Dedim ben sana polis getirelim diye. Abicim beklettim, kusura bakmayın abicim.
Demek müdür bey beni görecek ha? Ah şimdi bir de şöyle yeni ütülü pantolonum olsaydı. Şey var ama beyaz pantolon abi. Cambaz pantolonu. Bu kışta kıyamette. Giyeyim mi abicim onu? Ya ya yürü. Şey olur abi yürüyelim. Ayşe. Eyvallah Ayşe. Güle güle. Allah işini rast getirsin. Müdürün yanında az konuş değil mi? Vallahi abicim gece bir rüya gördüm. Şöyle bir merdivene tırmanıyorum. Etraf yeşilli, kuş sesleri böyle vıcır vıcır. Sonra kuşların ağzında yem bana uzatıyorlar. Hayırdır inşallah. Vallahi şaştım be abicim yani. İkiniz birden buraya kadar zahmet abicim. Şu taksiye binelim. Taksi mi? Yok be abi. Yürürüz abi zahmet etmeyin. Gir. Yok abi estağfurullah siz buyurun. Gel gel ikimizin ortasına otur. Yok abicim ben şuraya sıkışıveririm. Geç geç. Sürün şuradan. Ben yolu tarif ederim. Demek abicim siz dediniz müdür beyim beni görmek istedi ha. Abi bir gül tablası temizleyeyim abicim sanki su bardağı. Koy içine suyu iç abi. Bir cam sileyim abi böyle görme geç camın içinden vur kafanı kır abi. Bir kapı sileyim abi desinler bu kapı yeni mi boyanmış. Sonra şey abi çocuklara çocuk zammı. Yapamadım abicim ya garsonluğu yapamadım. Şu hınzır ayağım ah demirden top bağlı sanki ucuna yorulunca. Bir de sızım sızım sızlar ki abicim. Şuradan dönün. Şey abi yani bu taraftan gitmiyor muyuz? Hayır 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 bu taraftan gidiyoruz. Yıllarca boncukluk ettim abicim. Çok şükür nafakamızı çıkarıyorduk ama abi işte telden düşünce. Hani var ya rüyasını gördüm. Ne derler rüyada gör hayıra yorma derler. Ha, öyle abicim yani ben de rüyada görsem hayıra yormazdım. Orada ya balık tutarken abime rastlayayım da Allah Allah. Durun burada. Şey burada şey abi burası aman abi burası şey abi burası evet, karakol evet, abi odacılık abi hani sen ben oda diyeyim bakalım abicim gözünü seveyim ben şey ne yaptım ki ben abicim ben dedim. Demek böyle oldu. Evet efendim. Mutlaka bu çalmıştır. Yok vallahi billahi ben değilim abi. Abi günahımı almayın. Vallahi billahi günahımı almayın abi ya. Komiser abicim yapmayın ya. Yakmayın beni. Aylardır işsizmiş. İşsizim abi işsizim ama abi inanın benim bu taraklarda bezim yok. Namuslu adamım ben abi. Gitmeyin abi ne olur gitmeyin. Ben yapmadım diyorum ya. İnanın ben yapmadım çocuklarınızın maaşını abi. Biz size bildiririz. Bırakın komiser bey abicim ben ne gideyim ayağının durağı olayım abi gideyim ben. Hayır. Diğer karakollardan sabıka kaydını soracağız. Yok abicim benim sabıkam falan yok abi. Bakın abilerim canım kıymayın abi bana koymayın beni burada ben yan keseci falan değilim abi ya Allah be ya. Demedin mi ben sana inkar eder diye? Ah, gitti bizim paralar gitti. Nereye gideceksin şimdi? Kafamın içi kazan gibi. Hadi hadi o kadar üzülme ne yaparsın? Ama bu senin kulağına bir ders olsun. Bir daha maaşını alır almaz taksidini maksidini yatır. Ah, teşekkür ederim. Sen de yoruldun. Yok canım ne münasebet. Hadi güle güle. Hadi hoşça kal. Anne bak. Oh, çekil başımdan. Bak. Yemek hazırlıyorum. Neredeyse baban gelir. Ama anne bak. Oh, çekilsene. Aa, o ne o? Babanın cüzdanı. Nereden buldun? Sizin yatağın altından. Aa, maaşı. Hepsi içinde. Ay haberi var mı acaba? Şey bak. Haberi yoksa söyleme sakın. Biraz oyun oynayalım ha? Olur mu? Olur. Koş. Baban aç kapıyı. Hoş geldin şekerim. Aa, niye öyle suratın asık? Sorma. Ne oldu bir şey mi oldu?
Cüzdanımı içindeki paralarla beraber olduğu gibi kaptırdım. Vah vah vah. Hadi seni daha fazla üzmeyeyim. Burada düşürmüşsün. Burada mı? Ne? Biraz önce çocuk buldu getirdi. Al. Yatağın altından buldum. Hayır Allah, gitmeliyim. Aa, dur, nereye? Cambaz Mehmet. Ne cambazı Mehmet'i? Gitmeliyim Cambaz Mehmet, gitmeliyim. Şey ben. Dur, ne oldu sana? Dur dedim sana. Ne cambaz Mehmet'i? İrfan. Komiserim şey, büyük bir yanlışlık. Şey çok fena. Buldunuz mu cüzdanınızı yoksa? Şey evde düşürmüşüm. Şey Mehmet, cambaz Mehmet. Çok fena oldu, çok. Bana o deminki adamı getirin. Başüstüne beyim. İnanmamıştım ben zaten o adamın yan kesici olduğuna. Şey karısı bir yerden para buldu deyince, sonra işsizim deyince, bilseniz nasıl üzüldüm, nasıl koştum geldim buraya kadar. Önce evinize falan bakacaktınız, ondan sonra. Ah sormayın. Buyur abi. Mehmet efendi, özür dilerim Mehmet efendi. Sen... Yok be abicim, estağfurullah. Niye yani? Cüzdanı buldunuz mu yoksa? Evet. Oh be, sevindim vallahi abicim ya. Senin hesabına yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum Mehmet efendi. Şey, çok özür dilerim. Yok abi, yok dedik be abicim. Sen paranı buldun ya. Bir keresinde ben de cüzdanı çaptırmıştım da, hani biliyor musun abicim, o zaman boncuktum. Hani boncuk deyip geçme abicim, cambazhanenin gülü. Çok şükür nafakamızı çıkarıyorduk. Ama ah şu ayağım kırılınca. Hadi gidelim Mehmet, hadi. Komiserim, izin verdin mi bana? Mehmet, beyden şikayetçi misin? Yok abi, estağfurullah, niye şikayetçi olayım? Gidelim abicim. Allah'a ısmarladık komiser abicim, boncuğu unutma. Şimdi ben biliyor musun abicim, şöyle bir tele çıktım mıydı? Oy dingala ya dingala, ateşte koydum mangala. Ayşe'de Fatma dostum var, çalkala boncuk çalkala diye. Ah işte o zaman abi, alttakilerde ne yürek kalırdı ne de kasık. Hem gülerler hem de heyecanlanırlardı. Ama sonra bir gün abi biz çalkalıya telden aşağı cumburlop yuvarlanıverdik. Ah babamdan miras kalır. Onu taşı kızlar aldı. Ayşe'de Fatma dostum var. Çalkala bakıyor çalkala. Muzaffer İzgün'ün yazdığı Boncuk adlı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Erol Amaç. Oyunda rolü olan sanatçılar: Bülent Önder Alkım, İrfan Ertan Dinçer, Mehmet Çetin Köroğlu, Yunus Erhan Gökgücü, Ayşe Mediha Köroğlu, Komiser Aktan Günalp, Çocuk Misket Dikmen, Kadın Selmin Barutçu.